şartlarda da zorlandık. Ona bakalım biraz. Şimdi modeli inceliyoruz. Modelde korsaj var, üçgen görünümlü. Arkada düz görünümlü bir korsaj var. Burada da bir plikaşe var. Onun ölçüsünü de 60 cm. Etek boyumuz 60 cm. Burada zaten temel bedende de biz 60 cm yapmıştık. Şimdi gözlemliyorum. Ön bu. Önün diyor ki yan tarafından 12 cm aşağıdan başlasın korsaj diyor. O nedenle yan dikişten 12 cm ölçü alabilirim. Ölçüyü alırken de bakın şöyle alıyoruz. Böyle düz almıyorum. Çünkü orası kavisli. 12 cm. Sonra bakın hemen hemen kalça düşüklüğüne doğru bir çizgi çizersen kalça düşüklüğü çizgisine kadar bir üçgen oluşturulmuş. Şurada bir açı oluşturulmuş. O zaman ön ortasındaki kalça düşüklüğü çizgisi noktasıyla bunu birleştirirsen bu görüntüye ulaşabilirim. 12 cm almıştım burayı. Evet. Burayı ayarladım. Şimdi bir de plikaşem var. Bu plikaşeyi de ön ortasında görüyorum. Arkada yok zaten. Bu plikaşenin ölçüsü 10 cm açıldığında. Demek ki ben burada yarım çalıştığım için 5 cm ölçü vereceğim. Etek ucundan ve üst o köşe noktasından 5 cm ölçü giriyorum. Buradan da giriyorum. Şurayı düz bir şekilde birleştiriyorum. Etek ucunu birleştiriyorum. 5 cm diyelim. Şimdi şurayı düz birleştiriyoruz ama yanlış oluyor. Neden yanlış oluyor? Bu katlandığında şurada kalıyor. Bu nedenle şu çizgiyi benim buraya taşımam lazım. Bakın şöyle yaptınız ya siz. Şöyle düz birleştirdiniz. Bunu kumaş katından kestiğiniz zaman, katlayıp diktiğiniz zaman bu böyle aşağıda kalır. Dikmekte problem yaşarsınız. O nedenle şuradaki açı kaç derece ise buraya da aynı açıyı uygulamanız lazım. Onu yapamıyorsanız şöyle yaptınız. Tamam arkadaşlar. Bir de bakın bu taraftan yaptım ya. Hemen hemen bir de buradan çizersiniz. Bakın şu açıyı da şuradaki iki taraftaki açı da aynı olursa burası da aynı olur. İç açılar birbirine eşittir ya. Bak şimdi böyle yaptım. Bir de bunu kesen bir şey yapıyorum. Şuradaki açıyı gözlemliyorum. Yaptım. Uzattım. Oraya hatta koyu renkle çizeyim. Evet. Şimdi bakın burayla bu eşit oldu. Sonra bunu da uzatıyorum. Plikaşem hazır. Şöyle bir de işaret koymak istiyorum. Kopya alırken burada alt kısmını alacağım. Üst kısmını da buradan alacağım. Şimdi ön ortası neresi oldu? Burası oldu. Kumaş katı. Ne koyacağız? Bundan bir parça keseceğiz. Açıldığında bütün olacak. Bundan da yine bir parça keseceğiz. Burası da kumaş katı. Çünkü ortada dikiş yok. Değil mi? O zaman buraya pay vermemize de gerek yok. Şimdi görüyorum ki hafif böyle yanlara doğru açık etek. O zaman bunu da yanlardan açmak istiyorum. Yanlardan ama sadece. 3 veya 4 cm açabiliriz. 4 cm açalım. Açarken ne yapıyorum? Şurayı böyle bakın dik almıyorum. Yani şuradan almıyorum. Kalçanın düz bölgesinden alıyorum. Aşağıya doğru indiriyorum. Sonra eteğin ucunu birleştiriyorum. Fakat ne yapacağım? Bir sivrilik oluşmaması için birazcık yukarı çıkıyorum. Hatırladınız değil mi? Buradaki pay artarsa yukarı çıktığım oran da artması gerekiyor. Bakıyorum böyle çok fazla sivrilik yok. Yarım santim yeter. Şöyle yarım santim kadar aldım. Çok hafif.
yukarı şöyle yuvarladım ki şey oluşmasın, köşelerde böyle sivrilikler uçlarda oluşmasın. Bunu da ben şimdi çizeyim. Evet. Şimdi kesin hatlarım nereler oldu? Morla çizdiğim yerler. Kopya alırken nereden alacağım? Bunu da bakın, hatta şununla çizeyim yeşille. Üst bölgesini. Bakıyorum. Pens var mı? Yok. O zaman benim buradaki pensi de yandan bir yerlerden atmam lazım. Yani bu bel tam otursun diye yapıyorum. Buradaki pensi 3,5 santim kadar falandı. Buradan 3,5'u işaretliyorum. 2,5 pardon. Ön 2,5 değil mi? 2,5 şöyle işaretleyelim. Yeşille çizelim orada. Formunu çok fazla bozmadan. Santim buradan attığıma göre, bu da 1/2 olduğuna göre diğer taraftan da atmış olur. Tamam mı? Belim de burası. Beli de çizelim. Önün model uygulaması bitti. Kopyalarken önün robasını nereden alacağım? Buradan. Böyle pense almıyorum. Alt kısmını nereden alacağım? Morla çizdiğim yerlerden alacağım. Şimdi arkaya bakalım. Arkada çok fazla bir şeyimiz yok. Bir yanlardan açacağım gördüğüm kadarıyla. Bir de 12 santimdi burası. Yanlarla birleştiğine göre arkanın robası da 12 santimdi. Zaten yazmışız buraya. O nedenle yandan yine 12 santim işaretleyeceğim ve bu şekilde çizeceğim. Onu da morla yapalım. Yine mezurayı veya eşeli ne yapacağım? Şöyle tutacağım. Evet, doğru. Bunu şöyle çizmem lazım. Çizerken arkadaşlar burada bir hafif bir bombelik vermemiz lazım. Ama onun öncesinde şu arka ortasına bu robayı birleştirirken şuradan belli bir miktar düz gitmesi gerekiyor. Bunu daha önce söylemiştim size. Cetveli koyuyorum. Şu işarete kadar itiyorum. Böyle geldi. Şu işarete kadar. Bir miktar düz gittim. Tamam mı? Daha sonra şurası 90 derece oldu yani. Daha sonra şununla şöyle bir bombe çizeceğim. Anladık değil mi? Robamız bu. Bunda da aynı işlemi göreceğiz. Çünkü burada da pens olması gerekiyor. Var mı? Pens yok. O yüzden o pensi de buradan atacağım. Pensimin ölçüsü ne kadarsa onu atıyorum. Evet. Beli de oturtmuş, daraltmış oldum. 1/2'sini burada attım. Diğer tarafta zaten kesilirken oradan atılmış oluyor. Şimdi ne kaldı? Kenarlarını geliştirmek kaldı. Kaç santimdi? 4 santimdi. Bunu arkada da yapıyoruz. Önde de yapıyoruz. 4 santim. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Buradan, bakın buradan. Buradan yapmıyorum kesinlikle. Buradan genişleteceğim. Şuraya kadar morla çizdim. Şurayı da düz çizeceğim. Ama ne yapacaktım burada? Sivrilik olması için. Şuradan 0,5 girmiştim. Buradan da 0,5 gireceğim mecburen. Stone ile uçların sivriliğini dengeleyeceğim. Şimdi yine kesim hatlarımızı belirleyelim.
Afrika'da şey de yok, dikiş de yok. O demek ki oraya da pay vermeyeceğim. Demek ki fermuar bunun yanında. Kemer yok, demek ki pervaz var. Pervazla çalışacağız. Şurayı belirleyelim. O zaman burası arka ortası kumaş katı olacak. Yani orada bir dikiş olmadığı için burayı da bütün keseceğim. Kumaş katı. Kumaş katı. Fermuarım burada. Şimdi arkadaşlar bunun yine kopyasını alırken üst parçayı buradan alacağım. Alt parçayı da buradan alacağım. Ayrı ayrı yapıştıracağım. Buraya pay vermeyeceğim. Buraya pay vermeyeceğim. Buraya da pay vermeyeceğim. Buraya da. Geri kalan her yere 1 santim. Etek ucunu 2 santim veya 3 santim kıvırma payı vereceğim. Eteğimin çizimini bitirmiş olacağım. Şablonunu da bitirmiş olacağım. Şimdi bir de pervaz çizmemiz gerekiyor biliyorsunuz. O pervazı da anlatayım. Hani kemer olmadığına göre içe doğru temizleyebilmemiz lazım. Ama bunu öğleden sonra da çok kullanacağınız bir işlem bu. Şu bel kısmını paralel bir şekilde bir içe dönme payı yapmam gerekiyor. Onun da ölçüsü 6 santim. Yine modele göre değişebilir. Bu 8 de olabilir ama standart bir ölçü 6 santim pervaz payı. Nasıl yapalım bunu? Şimdi şu kesim hattımız, tamam mı arkadaşlar? Telsimiz yok, onu görmeyin. Başka renkle yapsam iyi olacak. Şunu ucuyla yapayım. Şimdi kırmızıyla pervazı çizeceğim. 6 santim işaretliyorum. Sürekli 6 santim işaretliyorum. 6 santim işaretliyorum. Bunu birebir de çizmek çok kolay. Geodralle yapabilirsiniz. Şimdi bununla biraz şey oluyor. 6 santim. 6 santim. Şimdi hep her yerden 6 santim aldım. Şimdi artık noktaların hepsini birleştirebilirim. Şurası 6 santim oldu. Pervaz. Yani bunun da kopyasını ayrıca alacağım. Şimdi sizin almanız gereken bir buradaki mor çizgi, bir de bu. Aynı işlemi burası için de uygulayalım. Bakın şey yan orasıydı. 6 santim, 6 santim, 6 santim, 6, 6, 6, 6. Birbirine birleştiriyorum burada. Altı santim oldu. Pervaz. Yine burayı ayrı alacağım. Bütünü ayrı alacağım. Dikerken bu içe doğru çevireceğim ve beli temizlemiş olacağım. Yan tarafa da fermuar takacağım. İşim bitti. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakalım. Buyurun. Düz boy ipi hep unutuyoruz. Düz boy işareti çok önemli diyordum ya. Şimdi düz boy ipi işaretimiz burada kaldı. Bir de üstte parçamız var. Buraya da bunu taşımamız gerekiyor arkadaşlar. Yani o çok önemli. Şimdi bunu isterseniz bakın yukarıya doğru şuraya denk getirdiniz. Şöyle. Şöyle koydunuz. Şöyle buraya bir çizgi yaptınız. Şimdi bu parçanın düz boy ip işareti üstteki parçanı taşımış oldum. Farz edin bu yok. Bunu unuttunuz. O zaman ne yapacağım? Ana kalıba da dönemiyorsunuz. Tamam mı? Şurada iki işaretiniz var. Başka da bir şey yok diye. Bu iki işareti birleştirip, tamam mı? Zaten burada çizilmiş kalça düşüklüğü. Oraya dik açı uygularsanız bakın tam üstüne, şu çizgiyi tam üstüne getirirseniz arkadaşlar tekrar yeni bir düz boy işareti alırsınız. Düz olan çizgileri, kalıptaki düz olan çizgileri tespit edersiniz. O düz çizgiye paralel de çizebilirsiniz. Mesela böyle. Mesela şu düz olduğunu düşünüyorum. Kumaş katına koyacağım bile. Düz boy ipi de yerleştirmiş. Ben yani oradan yerleştireceğim için oranın düz olduğunu düşünüyorum. Ve buraya bir çizgi çizersem böyle yine düz boy ip işareti çizmiş, yapmış olurum. Aynı şekilde buradan çizdiğim gibi burası kumaş katıysa düz boy ipidir. O zaman buradan da yine çizebilirim. Buraya da uyarlayabilirim. Ama her parçada, şimdi bu iki parça değil mi önde? Her parçada düz boy ip işaretinin olması gerekiyor. Çünkü keserken zorluk yaşıyor. Tamam mı? Şimdi pantolon çizimi olsaydı onu da anlatacaktım ama onu daha sonra, hani öğleden sonra sıkıntı yaşıyorsunuz ya, bunun düz boy ipi nerede unutuyorsunuz veya işte dergide
nasıl çıkartacağım, tekrar açacağım, tekrar işaret alacağım diye. Bir kere unutmayın da bunu. Hani mutlaka çıkartın da. Olmadığı zaman da nasıl yapacağınızı bilin mutlaka. Tamam mı? Pantolonda mesela paça çizgisi şeydir. Eğer çok modern bir şey değilse, hani böyle yuvarlaktır, şudur, bu, o ayrı bir konu ama paça çizgisi referans alınabilecek bir düz boy ipi referans alabilirsiniz ve düz boy ipi ona göre çizebilirsiniz. Çünkü paça düz olduğunu kabul ederiz. Veya şeyler vardır pantolonda. A işaretleri vardır karşılıklı. Önde veya arkada. Bunların arasını düz bir çizgiyle çizerseniz orası da düz bir çizgidir. Oraya dik açı uygulayıp dikine bir çizgi yaparsanız düz boy işaretini almış olursunuz. Tamam mı? Onu ekstra çizimde de gösterir, anlatırım.